Selamlar millet. Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi Tunus'a geldim. Hava 80 milyon derece falan. Esas 33 derece ama şöyle bir durum var. Çok fazla nem var. Aynı Antalya gibi. O yüzden dolayı sıcağı maksimum hissediyorsunuz. Dehşet bir sıcak var. Buranın da Medine'si var. Geçen sefer Medine'ye gitmiştik ya. İşte buranın da bir Medine'si var. Daha doğrusu her şehrin bir Medine'si var anladığım kadarıyla. Buranınki de bu. Tunus'un ünlü Medine'si burası. Bir göstereyim size. Yoldan geldim ama yani hayatım kaydı. Nerelerden geçtiğimi görseniz kesin başına bir şey gelir dersiniz. Ama genel olarak diğer yerlerden daha güvenli gözüküyor, onu söyleyeyim. Ve şu an bomboş, anlamadım. Normalde daha kalabalık olurdu. Bugün cuma, belki cumaya gittiler. Bayağı ezan mezan okundu. Hatta ikinci defa ezan sesi duydum burada, o derece. Belki ona gitmişlerdir. Satışı o yüzden kapanmıştır, bilmiyorum ama normalde şu gördüğünüz yerlerde falan benim bildiğim satış falan olması lazım. Şimdi şunu diyebilirsiniz, niye böyle taktım bunu? Sizce niye? Yani şöyle söyleyeyim, başıma esas bir olay da geldi. Allah'tan çok basit bir şekilde bitti de onu diğer bölümde anlatacağım. Kaçırmayın derim yani. Muhteşem atraksiyonlu bir hikaye. O yüzden dolayı kendimi koruma adına böyle ufak tefek güvenlik önlemleri almaya başladım. Yoksa harcarlar adamı. Vallahi harcarlar, acımazlar. Türkiye. 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 I don't speak Arabic. Yeah, only English or German. Welcome to Tunis. Thanks so much. I was there in Istanbul. And I like it very much. Thank you so much. They are very civilized people. Yeah. You can do whatever you want. They all respect each other. You don't fight anyone who is smoking in the street. No one who's shouting. Yeah. Only Tunisians there. Thank you so much. Okay, welcome. You know this. Yeah, I know. Is this cactus? Cactus, yes. Yeah. Do you have it there? Yeah, we have. Its name in Tunisia is something else. It's Hindi. Hindi? Yeah. Hindi. Not Indian. It's Hindi. Yeah. This name Hindi. Hindi. Yeah. We say cactus chichi. Cactus, yes. Yeah. Cactus. Chichi. Cactus is a maybe. Herb. Yeah. Yeah. Fruit. Cactus fruit. Cactus fruit. Cactus, yeah. You know? Yeah. Cactus. You finish the second. What you say? Cactus what? Cactus chichi or cactus meyvesi, fruit. I have to learn. Yeah, it's hard. Here you can go. You know where you want to go there? Yeah, it's Medina, right? Yeah, Medina. But the best part is from this side. This side? Yeah. Yeah. It's full of mosques. It's full of souks. It's full of. I'm now. Is this right? Wrong? Right? Huh? Right, wrong right, right? No, wrong, no, wrong way, right? Here. You can go here. Yeah. To the extent of this street, mm-hmm. And then come back and scan the other side. Okay. 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 Welcome again. Thanks so much. Ciao. Çok iyi İngilizce konuşan birisi olduğunu benim elim ayağım karışıyor. Aman köpek ısırma beni burada valla. Kuzlaşısı olamam. Ne diyordum? Çok iyi İngilizce bilen birisi olduğu zaman benim elim ayağım dilim birbirine karışıyor ya. Böyle tıp 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 ne diyeceğimi karıştırıyorum. Adam dedi doğru ama burada çok fazla bir şey yok. O yüzden demek yokmuş. Arka tarafmış esas merkez ya. Göstereyim bakın. Şöyle, hatta şöyle göstereyim bir saniye. Yani oraya doğru boşluk, hiçlik, yoklar ülkesi. O yüzden biz buraya doğru gidelim. Ama bakın. Mesela Tunus'un içerisinde bu tarz eski yapılar görmedim. Yani oraları biraz daha modernize edilmiş. Buralar hala o eski yapıyı koruyor. O açıdan güzel. Valla Tunus'la ilgili genel kanım, eğer tatil olarak şöyle bir şey planlıyorsanız, deniz, kum, plaj falan filan o tarz bir şey planlıyorsanız Tunus'un içi değil. Yani içinde de esas gidilebilecek güzel plajlar varmış, baktım. Esas plaj merkezi Susa dedikleri yer ve Hammamet, yani benim ilk gittiğim yer. Ama böyle kültürel çok fazla bir şey göremezsiniz. O yüzden ben de çok fazla çekim de yapmadım. Muhteşem böyle bir şey yoktu. Sadece bir kalesi vardı. Enteresan, zaten kalenin yanında mezar vardı. Bu bölümde zaten bir önceki bölüm. İzlerseniz zaten görürsünüz. Onun dışında muhteşem bir şey görmedim. Benim ilgimi çekmedi veyahut da. Ama yok, ben kültürel miras, çok değişik yerler, tehlike. Şu an olduğu gibi. Şurası esas tehlike değil, onu söyleyeyim. Buralara geleceksiniz. Tunus'un içine. Büyük bir ihtimal benim bu geldiğim yere birçok kişi gelmemişler. Geçtiğim yerlerden bahsediyorum. Eğer çekebilirsem orada çekeceğim.
ciddi tehlike, net. Yani onu hissediyorsunuz böyle iliklerinize kadar. Şimdi tekrar aynı yere geldik. Adamın dediği gibi o caminin oraya doğru gidelim. Ben tahmin ettim mesela oraya doğru da Google Maps aklınızda olsun buraya doğru yönlendiriyor. Ben de o yüzden dolayı buraya doğru geldim. Mersem orasıymış. Bir noktada adamın dediği yerlere geldim esas. Ben gelirken fark etmiştim. Artık burada insanlar gitgide azalıyordu. Yani yoruk ekmek hata diye esas. Bakın bir cami var şimdi onun yanından geçeceğim. Buranın camileri cidden çok değişik bize göre. Daha böyle sekizgen yapılar, öyle söyleyeyim. Bize tamamen yuvarlak ya. Hatta bütün camilerden farklı esas yani. Normalde genel olarak camilerin hepsi yuvarlak ya da oval şekli oluyor. Thanks so much brother. Buradakiler biraz daha karemsi ya da ne bileyim sekizgen bir yapıya sahip. Şimdi gösterince anlayacaksınız zaten. İşte bahsettiğim yapı böyle. Bu sekizgen mi? Aynen. Altıgen ya da sekizgen. Şöyle baktığımda sekizgeni andırıyor. Bir, iki, aynen sekizgen. Sekizgen bir yapı. Daha çok Osmanlı'nın saraylarının tepesindeki o yerlere benziyor. Ben biraz önce şöyle bir yoldan geldim. Pazar, çarşı pazarın içi ama şaka gibi bir yer yani. Oraya girmek biraz cesaret ister. Ben ikinci defa giriyorum bu arada. Ama Allah tam bir şey olmadı. İnşallah bir şey olmaz. Bugün cuma ya. Herkes şu an cumaya gidiyor. Bu arkadaş da herhalde geleneksel kıyafetini, Tunus kıyafetini giyiyor. İnsanlar camiye gitmeden önce böyle şey giyiyorlardı, gördüm. Burası biraz daha turistlere yönelik, onu söyleyeyim. İşte zaten hiçbir yerde şöyle fest falan görmemiştim. Sadece turistik alanlarda böyle festler falan var. Yani bu da zaten buranın tamamen turiste çalıştığını anlatıyor. Bazı şeyler kesinlikle burada var. Mesela hediyelik eşya dediğiniz zaman bu magnetler, memler falan sadece buralarda görüyorsunuz. Ya da festler. Yine mesela Tunus festleri. İşte temin bundan daha da kalabalık. Yani bu şu an kalabalık değil yani. İnsanlar öyle birbirine sürte sürte geçiyordu resmen. Öyle bir alandan geçiyordum. Bakma gene festler. Niyeyse herhalde turistlerin ilgisini çekiyor bu festler ki şu anda full fest görüyorum. Mesela şöyle çarıklar. Bu bizim Eşref Paşalı dayıların üzerine basıp da yürüdüğü çarıkların aynısı herhalde. Şunlardan denedim. Bizim nougat bunlar nedir? Ona benziyor. Şunlar helva gibi ama lokum diye geçiyor yanılmıyorsam. Evet, o bahsedilen yere geldik biz. Oradan mı başlasak yoksa buradan mı? Yukarı çıkalım, aşağı inelim. Bence en mantıklısı o. Net olarak kapalı çarşıya benziyor tip olarak. Şu tepesinin yapısı, hatta şurası daha belirgin. Tam olarak bizim kapalı çarşının mimarisine benziyor. Bunlar tuğla ile yapmışlar da bizimki de geçmişte büyük ihtimalle tuğla ile yapılmıştır. Peki Tunus güvenli bir ülke mi? Vallahi Hemamet'te hiç güvensizlik hissetmedim. Hatta o kadar saçma sapan yerlere girdim, hiçbir şey gelmedi başıma. Ama burada ilk geldiğim gün bir tanesi yani kayda değer normal Türkiye'de olan bir şey. Bir tanesi de esas benim salaklığım. Normalde hiç güvenmem böyle şeylerde insanlara. Niye güvendim anlamadım. İşte insanın bazen nutuk tutuluyor derler ya. Ama muhteşem hikaye. Birazdan anlatacağım. Birazdan derken siz o bölümü bir sonraki bölümde göreceksiniz. Kesinlikle o bölümü izleyin yani. Yani yapmamanız gereken size en az 5-10 tane trik vereceğim. İpucu vereceğim. Burası bildiğin kapalı çarşı ya. Kuyumcular bilmem ne falan. Büyük ihtimalle benim arkadaş burada çalışıyor. Yukan diye bir arkadaşım var. Tunus'ta yaşıyor. İşte burada kuyumcu. Büyük ihtimalle burada bir yerlerde çalışıyor diye tahmin ediyorum. Valla şu camiyi göstereyim. Enteresan bir onlar var şu an çünkü. Şu alana gidelim bakalım. Enteresan ne olabilir? Hem gölgeden gideriz. Tunus'a gelirken kesinlikle 20 tane falan iç çamaşırı en az 10 tane, 15 tane tişört getirin. Açık ve net yani. Burası sıcak ama nasıl sıcak biliyor musunuz? Öyle böyle diyor. Adam mahvediyor resmen. O yüzden bana kalırsa yanınızda hatta şantanızda birer tane
yedek falan bulundurun. Yoksa sıkıntı. Ben günde 2 defa 3 defa değiştiriyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Paramın çoğu şeye gelir, laundry'e gidiyor. Eşya yıkamaya gidiyor ya. Vallahi sona mı geldik, ne oldu? Şurada mesela benim aldığım hat Oredo. Buranın en iyisi dediler de. Gerçi iyi ya, yalan yok şimdi. Türkiye'deki birçok hattan çok daha iyi çekiyor, onu söyleyeyim. Ve az gidiyor, enteresan. Hani hatırlıyor musunuz? Bir çocuk şey demişti, ben Bulgaristan'da Friends dizisinin bilmem kaç bölümünü izledim. Türkiye'deki Turkcell'le işte onun yarısı kadarını izledik falan diyorlardı ya, bir tane hikaye dönmüştü. Baya baya işte sosyal medyada çalkalanmıştı. Bence doğru. Burada ben hattın, yani 30 GB hat aldım. Her şeyimi artık onunla yapıyorum, öyle düşünün. Şu an hala da 14 GB ne şeyim var ve bugün 10. gün. Ama her şeyi derken cidden YouTube, işte işlerim güçlerim var, onlar falan, hepsini onunla yapıyorum. Ve hala da 14 GB'a yakın ya da belki 13 GB hala da duruyor. Ve fiyat da çok iyi. 30 GB'ı 30 dinara aldık. Yani ortalama 350 lira tutar tutmaz. Yani bir yabancı için bence uygun fiyat. Valla tam kaybolmalık yerler. Onu söyleyeyim. Bir kaybolursunuz, kendinizi var ya Cezayir'de bulursunuz. O derece birbirine benzeyen ve uzun. Dar sokaklar, uzun sokaklar. Kemeraltı Çarşısı'nda da hatırlatıyor bana. İzmir Kemeraltı Çarşısı'nı bilenler bilir. Tabii benim ezberimde olduğu için ben hiçbir zaman kaybolmuyorum artık da. Ama çocukluğum kaybolmakla geçti. Hatta İzmirli olanlar net hatırlar yani onu. Yani Kemeraltı Çarşısı'nda kaybolmayan çocuk yoktur bir dönem için. 90'lı yılların çocuklarının hepsi kaybolmuştur. Ben de onlardan biriyim maalesef. Ah, muhteşem sıcak şu tere baksanıza ya. Ama bence enteresan. Bildiğimiz Arap ülkelerinden farklı, onu söyleyeyim. Zaten kendilerini Araplar olarak görmüyorlar. Öyle bir savları var. Biz Arap değiliz diyorlar, biz Tunusluyuz diyorlar. Ki bence de şöyle bir vibe almadım ben bunlardan. Vallahi gidiyoruz ama nereye doğru ya? Yemin ederim çok enteresan yerlere doğru geldim. Burada dayılar şey yapıyor. Yapıyor, kardona. Hello. Sanırım turistlerin giremeyeceği yerlere giriyoruz şu an. İnşallah götü kesmezler bizim. Ha, burada mesela şöyle cimbaliler var. Kahve dediğiniz zaman full espresso. Full espresso içiyorlar. Ya başka bir şey içtiklerini görmedim. Bazen de sütlü kahve. Ya sütlü kahvede espresso biraz süt. Latte gibi düşünmeyin. Latte de biliyorsunuz. Bir shot espresso en az 3 shot falan neredeyse şey süt var ya, bunda öyle değil. Bayağı bildiğiniz bir shot'a bir shot gibi bir şey. Belki daha az süt yani, öyle diyeyim. Ama lezzetli, enteresan. Yani arabik kahve kullanıyorlar. Artık ne yapıyorlar bilmiyorum. İçine başka bir şey mi atıyorlar? Tat olarak bana böyle içilmez gibi gelmedi. Belki espresso şeklinde de içebilirim diye düşünüyorum. Deneyeceğim. Normalde hiç sevmem çünkü. O şekilde içilir diye düşünüyorum. Yemek konusunda da o arkamda gördüğünüz gibi genelde fast food ağırlıklı besleniyorlar. Daha benim boğazımdan normal bir yemek geçmedi. Normalden kastım şu, fast food olmayan bir yemek geçmedi. Zaten biz sokak yemekleri yapacağım, göreceksiniz. Hepsi birbirinin neredeyse aynısı. İsimler değişik. Tatlar da bana kalırsa aynı yani. Çok büyük bir farklılık yok. Hep dürüm, ekmek arası sandviç. O tarz bir kültürleri var. Ama araştırdım, kendi yemekleri de varmış. Onları keşfedeceğim artık, yapan restoranları. Vakit bulursam videosunu çekerim. Hatta o yemeklerden birini şu an yapıyorlar, göstereyim. Yemek demeyeyim artık, fast food. Bonjour. Mesela böyle. Tam üzerine denk geldik valla. Bu yumurta işte. Yumurtayı unu alacak, şeyin içerisine koyacak. Şöyle bazlama gibi bir şey yapıyorlar. Tadı aynı bazlamaya benziyor. İşte ya da isterseniz. Malfouf. Malfouf. This is chapati. Chapati malfouf. Yeah. Chapati malfouf. Yeah. Şu malfouf, şu chapati. Bundan yedim. Bu güzel. İşte o yumurtayı koyacak içine. O aynısını esas yapıyor ya. Sadece aralarında birisi dürüm, birisi sandviç gibi oluyor bence. İşte genel olarak ton balığı şurada. Harissa, mushroom salad, tuna. Salad, tuna, yeah. Tomato, lettuce, mayo, onion, cheese, and paprika. Harissa. Yeah. Harissa. Harissa. Yeah. And cheese of course. Yeah. Yeah. And chicken. Ha, if you want chicken. A tuna or chicken. Yeah, yeah. Thank you so much. Yani ablam dediği gibi bu tarz ürünler var. İşte yaptığında da görüyorsunuz.
Orada mesela patlıcanla böyle ezme koyuyorlar. Bu çok lezzetli oluyor esas. Çekil. Bu da omlet gibi böyle iki parça. Yeah, omlet. Yeah, omlet, right? Omlet, yes. Halle hayata da şimdi yapayım. Sonra pişiriyor. Boom. Thank you so much. Thank you. Ciao. See you again. Thanks. Genel olarak insanlar iyi. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama çakalları da var yani. Bir sonraki bölüm dedim ya. Çok enteresan bulacaksınız. İşte o yaptığı şey bildiğin dürüm. Onun aynısını kakalif mi dedi, tam unuttum ismini şimdi. Yani biz bazlama diyelim. O bazlamanın içine de yapıyor. Ona da onu diyor. Ya bana kalırsa hepsi aynı. Hiç fark yok arada. Ama muhteşem bir ton balığı yiyorlar. Birinden duydum. Tatlısını yapabilseler tatlısını yapacaklar. O derece ton balığı aşıklığı var adamlarda. Ne bileyim, ben ton balığını genelde spor öncesi ya da spor sonrası yiyorum ya. Bana çok enteresan geliyor ve ben sek yiyorum. En fazla yanında sallıyorum. Pirinç pilavı. Bu biraz bana enteresan geldi. Tabii kültür, bir şey diyemezsin. Gayet de lezzetli oluyor bu arada. Yani kötü de değil. Şu anda bak mesela şunlar enteresan. Bunlar tatlıları. Böyle baklavamsı ama baklavaya da benzemeyen değişik bir tatlı. Bu da onun minik hali. Hatta benim yediğimin üzerinde şey vardı. Susam vardı, bunda yok mesela. Birbirinin aynısı. Fiyatlar da mesela bu 7 dinar kilosu, 8 dinar, işte 10 dinar. Şu bizim baklava diyorum, neydi? Lokumaya çok benziyor. İşte orada, selam. Orada dayı yapıyor mesela. Onu öyle açıyor, içerisine büyük ihtimal şeyleri koydu. Sonra minik minik kesecek bence. Sonra da pişirecek. Aynen, bastırıp kesecek. Mantıklı. Şundan denedim. Yani çerezli, ballı böyle değişik bir şey. Yenir mi bilemiyorum. Burada kebapları bu şekilde yapıyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Boğaz. Sosis. Bak bunu ilk defa görüyorum. İç yağı, tavuklar, işte ciğer. Ama tek sorun hepsi iç içe. Bunları yedikten sonra gelen ishal ve pişmanlık hissi muhteşem olur. O yüzden çok da her yerden yememek lazım bence. Zaten hiç bir tavuk dışında, pişmiş tavuk dışında herhangi bir et yemedim. Daha deneyimlemedim yani, bilmiyorum. Denemeden de bir şey dememek lazım. Ha, bak şunu göstereyim, şu enteresan bir şey. Şunların yapımını gördüm ben. Bayağı bayağı adam elde yapıyor bunları. Şey değil, böyle baskı falan değil. Bunu boyamışlar bir de. Böyle. Bildiğin artık hediyelik eşya olarak gözüküyor. Şimdi burasının isim falan yazıyorlar bunun. Değişik çarıklar, marıklar, bir şey var. Muhteşem bir forma tutkunluğu var. Her yerde forma. Ama genelde böyle yerlere satıyorlar. Bak onu da fark ettim. Demek ki turistlere biraz da. Turistlere yönelik diyelim. Ha, bak mesela hiç böyle Arap şeyleri hiç görmemiştim. İlk defa böyle şey var. Normalde hiç görmedim, takan da görmedim yani. Onu bekledim açıkçası ama yok öyle bir şey. Dün buraları niye keşfettim onu da söyleyeyim. Yani ilk gün geldim, çok erken geldim. Bir hostel'a yerleştim. Güzel bu arada, tavsiye ederim. Yani vaktim olsa orada çekerim. Niye buraya geldim biliyor musunuz? Bavulum yolda paramparça oldu. Bir salaklık yaptım. Temu'da gördüğüm bir bavulu beğendim. Dedim çok güzel ya, alayım falan. Tamam, cidden görsellik açısından muhteşem ama hayatımda gördüğüm en ama en kötü bavul. Her yerinden patladı. Daha bir kere kullandım. Sadece bir kere şeye verdim. Bu uçak altına gönderdiler onu. Yukarıda götürmemize izin vermediler. Orada biraz ilk darbeyi yedi. İkinci darbeyi de ben ürün taşırken bir baktım cort diye ses çıktı. Bavul aramaya gittim, anlayacağınız. Saatlerce bavul aradım. Bavulun yerini buldum. Tabii derken Tunus keşfetmiş oldum. Çekim yapacak gücüm de yoktu. O yüzden çekmedim oraları. Ama zaten bunun gibi yerlerde çok fark yok arada. Bir noktada esas güzel. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olsun. Aa, hiç beklemiyordum onu. Çünkü Türkçe konuşan çok yok burada. Almanca biliyorlar. Çok enteresan. Demek çok fazla Alman geliyor. Oradan mesela yırtıyorum çoğu zaman.
mesela İngilizcem çok yeterli benim. Belli bir noktaya kadar. Yani sokak İngilizcesi gibi bir şey. Bayağı böyle hiç aklıma gelmeyecek kelimeler ya da cümleler kuruyorlar. İşte onu çözümleyeseye kadar. Tıkandığım noktada nasıl olursa bir şekilde Almanca bildiğimi anlıyorlar. Ya da ben konuşurken farkında olmadan Almanca bir kelime mi kaçırıyorum ağzından bilmiyorum. Konuşma Almanca'ya dönüyor. Benim açımdan iyi oluyor. Almancam daha iyi çünkü. Bir şekilde idare ediyorsunuz yani. Ama hiç İngilizce bilmeseniz de kem küm, yekmek falan idare edersiniz. Yani çok, onların da çoğu İngilizce bilmiyor yani. Sadece satıcıların çoğu biliyor enteresan bir şekilde. Mesela burası bir parfümcü. Buranın iki tane önemli şeyi var. Biri parfümü, iki kapıları. Bunlar da şu kapıların tasvir edilmiş hali. Mesela 10 dinara satıyorlar bunu ki bu şöyle, bu açılıyor ve içinde ayna falan var. Bayağı muhteşem şeyler esas. 10 dinar normal şartlarda para değil. Bir de bu pazarlıksız hali, öyle değilmezse. Aa bak, o şeyin yapılışını gördük. Tam üzerine geldi vallahi. Can I shoot? So nice. Kakma diyoruz biz buna. İzmir'de de siz... Hükmü sizde de aynıdır ya. Bütün Türkiye'de aynı olabilir. Bu tarz şekilde kakarak en son üzerine boyuyor. Muhteşem bir şey yapıyor. Thanks so much. Ciao. Pazarlıksız pek fazla bir şey almayın derim. Yani en azından bir şansınızı deneyin. Bunu Mısır'da görmüştüm ben. Mısır'da ben onda bir fiyatını aldığımı hatırlıyorum. Ki burada da ona benzer bir şey oldu. Bir hemamette iki tane, hatta bir tane de değil. Arkadaşım da ben, o arkadaşım gitti şimdi Türkiye'ye. Onunla gitmeden önce şöyle dedim, birkaç şey göndereyim. Bir tane şey aldım. Scorpion, akrep. İki tane böyle birbirine bakın. Adam 50'den başladı sanırım. 50'den başladı. Kaça indirdik? 10'a indirdik. Yani 100 liraya iki tane akrep birbirine bakın. Bu bildiğin şey. Akrebin kendisine vermiyor. Bir de onu böyle bir tablo mablo haline getirmiş. Ben akrepler sahte diye düşünüyorum ama sahte ise bile ucuz. 100 liraya, 110 lira bir şey. Para değil. Yani kesinlikle pazarlık yapın derim. Bir tane de böyle bir mozaik biraz önce gördüm. O mozaiklerden satın aldım. Adam 90'dan 20'ye indirdi. Hatta en son giderken tebrikler ya dedi. Hiç beklemedim belki de bu kadar şey yapacağımı. Ama ben vazgeçmiştim. Öyle bir şey var. Vazgeçtiğin noktada seni alıyorlar. Aklınızda mı olsun yani? Sonuna kadar götürün. Aha, bavul buldum. Bir fiyat sorayım bakayım. Bavul sordum. Bavul biraz ucuz Türkiye'ye göre. Ama öyle şey, bizim Türkiye'de satılan, Trendyol'da satılan ucuz bavullardan. Ha, ben burayı biliyorum ya. Yine bildiğimiz mekana geldik. Vay, bak orada da göstereyim. Çünkü dün burada sormuştum, 80 dinardı o valiz. Orada 85 dinar. Biraz araştırmanız lazım, biraz da şey yapmanız lazım, onu söyleyeyim. Pazarlık yapmazsanız harcıyorlar, haberiniz olsun. Bakın şurayı göstereyim, şurası çok güzel. Burası merkezlerinden biri. Genel olarak çarşının bitimi ve Medine dedikleri tarihi alanların bitimi böyle. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama böyle bayağı bir Fransız esintileri var. Fransız sömürgesi eskiden burası. Şu mesela Fransa'da ismi neydi? İsmini unuttum ya. Paris'teki şeye benziyor. Giriş kapısı gibi bir şey var, ona benziyor. Yani genel olarak benim hoşuma gitti. Tunus'a geldikten sonra arkadaşım gitmişti. Onu aradım. Dedim ben aradım buldum kardeşim. Esas ben burayı istiyormuşum. Sanırım keşmekeşi seviyorum ben. Tabii bela ama en azından görülecek çok fazla şey oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz hem beğenip hem de paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.